Selam millet. Bu videoda OBS'teki ses ve filtre ayarlarından bahsedeceğim. Evet, sesinizi şu anki konuştuğum halden nasıl bu haline getirebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Eğer bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet tekrardan videoya hoş geldiniz demek istiyorum ve hemen sağ altta bulunan ayarlar kısmından OBS'in ayarlar kısmına giriyoruz. Şöyle birazcık büyüteyim. Burada yapmanız gereken ilk ayar zaten mikrofonunuzu ayarlamak. Şurada global ses cihazları bölümünden mikrofon kısmından kulaklığınızı ya da mikrofon masa mikrofonu olarak kullandığınız mikrofonu buradan seçebilirsiniz. Aynı şekilde masaüstü sesi de buradan seçebilirsiniz. Örnekleme sıklığı tavsiye edilen 48 kHz'dir. Buradan 48 kHz seçin. Kanal olarak da stereo kanalları seçebilirsiniz. Buradan sonra direkt tamam diyeceksiniz. Hemen ses karıştırıcı kısmında bulunan mikrofon aux kısmındaki burada 3 noktaya tıklıyoruz. Ve buradan filtreler seçeneğine tıklayıp menüyü açıyoruz. Burayı da birazcık büyüteyim. Evet şimdi görmüş olduğunuz kadarıyla ben de 3 tane seçenek zaten aktif videonun başında da gördüğünüz ses kalitesini ben bu 3 tane filtreyle bu şekilde ses alabiliyorum. Şimdi şöyle kısaca ekle butonuna gelelim. Buradan sırayla gidelim istiyorum. 3 band dengeleyici. Burada zaten ekle eklemeyeceğim tekrardan. Burada sesinize ufak bir hani yüksek, orta, düşük diyor. Equalizer olarak düşünün bunu. Sesinizin yüksek, orta ve düşük değerlerini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Burada sesinizin en iyi olduğu noktayı bulmanız gerekiyor. Ama sesiniz zaten iyi ise bunu ayarlamanıza gerek yok. Hemen buradan önce şunu göstereyim. Burada yine mikrofon kısmına tıkladık, gelişmiş ses özelliklerini tıklayıp ses izleme kısmına gelip ekran ve çıkışı seçersek kendimizi duyacağız. Şöyle hemen göstereyim. Evet. Şu an, Şu an kendimi, kendimi duyabiliyorum. Diyorum. Evet bununla video çekmek zor olur. O yüzden kapatacağım. Kapat dedim. Tekrar filtreler kısmına giriyorum. Burada kendi sesinizi açtığınızda buradan gelip ayar yapıp sürekli işte konuşarak kendinize en uygun aralığı buradan seçebilirsiniz. Benim için bu ekranda gördüğünüz gibi. Evet 3 band dengeleyicisi bu şekildeydi. Buradan bir sonraki seçeneğimiz olan genişleticiye geçebiliriz. Genişletici bende yine var. Şöyle ayarları göstereyim. Bunu neden kullanmıyorum? Çünkü burada ekstradan kazanç ayarlayabiliyoruz. Ben burada kazanç yerine bazen bunu kullanıyordum ama bunda şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu sesi hem çok yüksek çıkmasını, yüksek çıkarken belli bir noktadan sonra sesi otomatik kısıyor ve mikrofona vermiyor. Yani bunu göstermek bile istemiyorum çünkü çok kötü. Şöyle bir deneyelim ama alt tarafta da şunu biraz düzdürsem. Şu an nasıl oldu hiç bilmiyorum kendimi duymuyorum çünkü ama ben bunu tercih etmiyorum. Burada gördüğünüz ayarları yaparsanız patlamaları engelleyebilirsiniz. Ben burada genişletici artık kazanç olarak ayarlamışım. Buradaki kazancı da arttırarak otomatik kazanç sağlıyorum. Hem yüksek sesi engelliyor hem de düşük sesi otomatik dengeliyor gibi düşünün ama ben onun yerine sadece kazancı kullanıyorum çünkü benim için bu zaten yeterli bunu da kapatayım umarım sesi bozmamıştır bunu da siliyorum buradan tekrar ekle kısmına geliyorum gürültü bastırma evet bizim OBS kullanırken en önemli filtrelerimizden biridir bu bunu bir tane daha ekleyeyim şöyle göstereyim buradaki gürültü bastırma ile aynısı evet iki tane olmasın ama sesi bozabilir Şimdi burada iki adet seçeneğimiz var. Bunların biri düşük CPU, düşük kalite diyor. Diğerinde ise iyi kalite daha fazla CPU kullanımı diyor. Şimdi bunları hangi durumlarda kullanacağınızdan şöyle bahsedeyim. Şu anda zaten RN Noise seçili klavye testi. Konuşurken şu an klavye tuşlarına basıyorum. Evet, kapattım hatta bir daha açayım orayı. Evet şu an konuşurken böyle. Şimdi bir de susacağım. Yani şu an duyduğunuz gibi RnNoise daha fazla CPU kullanımı yapar ama iyi kalite dediğine bakmayın. Burada iyi kalite dediği sesi daha çok kısıyor. Yani hemen göstereceğim. Burada Spex'i deneyelim. Yani bunda konuşmuyorken bile aşağı kısımdan gördüğüm kadarıyla çok fazla ses veriyor. Şimdi buradaki bastırma düzeyini arttırırsak. Şu an azalttık. Bir de en sona çekelim. Yani gördüğüm kadarıyla çok bir fark yok. Şöyle geri x 20 alayım. Zaten kullanmıyorum. Bunu hangi durumlarda kullanabilirsiniz? Şöyle söyleyeyim. Burada Rene Noise'de bazen sesi hani otomatik kıstığı için arka plan sesini sizin sesinizde böyle tam ses kesilirken garip böyle bir tiz bir ses çıkartabiliyor. Böyle mikrofon frekans sesi gibi diyeyim o tarz bir ses çıkartıyor. Eğer klavyede bir işiniz yoksa bunu değil de Spex'i kullanabilirsiniz. Hani arka planda da çok fazla ses yoksa bununla devam edebilirsiniz. Şu an mesela bununla devam ediyorum. Ben bunu RN Noise'e geri çekeyim. Şu an büyük ihtimalle çok bir fark duymadınız yani. Çünkü arka plan sesi neredeyse yok denecek kadar az. Hatta hiç yok. Buradan gürültü bastırmayı göstermiş olduk. Bir sonraki ayarımız gürültü filtresi. Hemen bunu ekliyorum. Bu bende gördüğünüz gibi yok. Çünkü gerek yok. Eşik bitişi ve eşik başlangıcı değerlerine göre sesinizi alır. Şimdi örnek veriyorum. Ben şimdi eşik başlangıcını arttıracağım ve ses yavaştan kesilecek. Şu an ses et evet. Şu an eksi 14'te duyuyorsunuz. eş yapar. Gördüğünüz gibi bunu belli bir değerden sonra otomatik kesiyor sesini. Buradaki değerleri yine test ederek ayarlayabilirsiniz. Ama bunu kullanmanıza gerek yok çünkü olmadık yerlerde sesi kesebilir. O yüzden kullanmayı ben tavsiye etmiyorum. Bunu kaldıralım. Bir sonraki filtremize geçelim. Kazanç kazanç burada zaten ekle bir daha eklemeyeceğim. Kazanç çok önemli. Neden önemli? Çünkü biz burada bir gürültü bastırma filtresi ekliyoruz. Bu filtre bizim sesimizi otomatik olarak kısacaktır. Kıstığı için şöyle hatta bunu bir kapatayım. Evet şu an sesi kapattık. Yani ses ben alttan gördüğüm kadarıyla yeşilden sarıya neredeyse çok az bir şekilde geçiyor. Sesin yüksek olması her zaman daha iyidir. Sesiniz her zaman bu turuncu ya da sarı hangi renkse bu bunun arasında olması gerekiyor yani yeşilden biraz fazla kırmızıdan da biraz az kırmızıya neredeyse gelmemesi gerekiyor sesinizin en iyi o şekilde sesinizi iletirsiniz Kazanç burada yine test ederken 11.40 benim için en iyi değerdir. Arttır arttıra şu sarıya bende biraz kırmızı geçiyor. Ama o arada hani sesin birazcık fazla çıkmasıyla ilgili. Sesiniz buradan aşağı düşmesin yeter. Test ederken kendinize göre ayarlarsınız. Hemen sağ tıklıyorum buradan. Bir sonraki ayarımız polarizeyi ters çevir ama bunun yok. Şöyle göstereyim. Bunun herhangi bir özelliği yok. O yüzden geçiyoruz. Bir sonraki ayarımız sıkıştırma. Şimdi sıkıştırma Evet açık gelmesin o. Buraya ters sıkıştırıcıyı da ekleyeyim. Çünkü bunlar benzer. Evet. Onu da kapatalım. Bunu şimdi burada test etmek istemiyorum. Bu ducking dediğimiz olayı yaparken. Yani arka planda bir atıyorum ses, müzik bir şey var. Biz konuşurken o müziği, sesi kapatmak istiyoruz ya da azaltmak istiyoruz diyelim. O şekilde işimize yarıyor. Buradan kaynağı seçiyoruz. Bunu masaüstü ses de burada alttaki kısımda yapacağız. Şu ters sıkıştırıcıyı göstereyim bir. Burada aynı şekilde kazanç ayarlamamız geliyor. Gördüğünüz gibi burada seçeneklerde herhangi bir seçenek yok. Direkt mikrofona etki ediyor. Bütün diğer sesleri kısıyor ama ben bunu kullanmıyorum. Direkt masaüstü sesle kullanıyorum. Hemen göstereceğim zaten orada da. Onu göstermeden önce son bir ayarımız kaldı. Sınırlayıcı burada zaten ekli. Evet arkadaşlar sınırlayıcı şu işe yarar. Şimdi açayım bir şey fark etmeyecek. Ben bunu azaltmaya başladığımda sesim buradaki değerden sonrasını almayacak. Şöyle göstereyim. Şu an ses mesela yeşil azalıyor. Gittikçe azaldı ve kapandı. Evet, bu da bu şekilde. Bunu ayarlamak istiyorsanız şöyle bunu neredeyse sona getirebilirsiniz. Şöyle 0. -0.20'ye. Bu şuradan yani kırmızı bölümden sonrasında asla sesinizi almayacaktır. Yani güzel bir seçenek aslında güzel bir filtre sesiniz bir anda patlıyorsa bunu ayarlayabilirsiniz hatta şöyle daha da kırmızıya gelecek şekilde kırmızıya gelmeyecek şekilde hatta ayarlarsanız sizin için iyi olabilir ama bazen de bu değeri aşarsa sesiniz hani çok çıkmayabilir yani illa kırmızıya geldi diye sesiniz patlayacak diye bir şey yok tam kırmızının ucunda oldu diyelim sesinizin seviyesi şuraya falan geldi ama burada da giderse sesiniz duyulmaz. O yüzden bunu ben kullanmıyorum. Sesinizin patladığı böyle aşırı patladığı bir yer olursa zaten video editlerken bunu düzeltirsiniz. Ben kullanmıyorum ama tavsiye edip etmemek konusunda bir şey diyemeyeceğim. Tamamen size kalmış. Onun dışında burada başka VST2 eklentileri var. Burada daha gelişmiş eklentiler kurabilirsiniz. Burada OBS'e yükleyip ben bunu şahsen kullanmıyorum. Çünkü buradaki ayarlar zaten bana yetiyor. Ama siz kullanmak isterseniz de belki ilerleyen zamanlarda bir VST2 eklentisi videosu gelir. Daha profesyonel bir ayar yapmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Şimdi hemen oradaki diğer ayarı göstereyim. Masa üstüne filtreler kısmına tıkladım. Buradan sıkıştırmayı açtım. Şimdi bunu benim şu anda gördüğünüz ayarlarla test edeceğim. Buradan mikrofonunuzu seçmeniz lazım. Mikrofon aux daha doğrusu. Şuradaki kısım ayar olarak da ben bunu kullanıyorum. Şu anki testte de zaten duyacaksınız. Hemen müziği başlatayım. Evet, şu anda duyduğunuz gibi ben konuştuğum sürece arka planda çalan müziğin sesi sürekli kısılacaktır. Buradaki değerlerle oynayarak şöyle daha eksiye götürmemiz gerek. Burayı azalttıkça evet şu an mesela eksi 32'ye çektiğimde ben konuşurken müzik asla duyulmuyor. Arada böyle geliyor. Bunu şöyle geri sıfıra doğru çekebilirim. Hatta şuralar da iyi. Tamamen size kalmış bu ayar. Buradaki gördüğünüz şekilde ayarlasınız tam şu anda benim ayarları yapmış olursunuz duyduğunuz gibi olur Burada atak bırakma eşik oran gördüğünüz gibi Evet müziği durdurayım biraz fazla oldu Evet bu da son ayarımızda arkadaşlar şöyle bir genel olarak benim ayarları gösterecek olursam Gürültü bastırma kazanç ve 3 band dengeleyici benim için gayet yeterli ayarlar ve bunun dışında Tekrar şöyle göstereyim. Gelişmiş ses özelliklerinden buradan ses izlemeyi açıp kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Daha sonra bunu kapatın. Çünkü videoda da çıkar kendinizi de duymak istemezsiniz. Onun dışında burada parçalar kısmı var. Bunu başka bir videoda göstereceğim. Parçaları nasıl ayarlayacağınızı. Bu videoluk bu kadar olsun. Buraya kadar izlediyseniz de bir like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Onun dışında kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.